Ve dönüyordu Hazreti Hamza. Ebu Cehil'in yanından hışımla çıkıyordu Resulullah'ın yanına. En sevgili evindedir, üzgündür, yıpranmıştır. Ağır darbeler yemiş o gün Mekke'de. Peygamberliğinin ikinci yılı veya üçüncü yılıdır. Zor bir dönemden geçiyor Allah'ın Resulü. Hazreti Hamza içeri girdi. Resulullah'ın evin bir köşesinde oturduğunu gördü. Yanına gitti. Seni bugün dedi yıpratmışlar. Sana kötü şeyler yapmışlar. Kardeşimin oğlu üzülme, üzülme. Arkandayım bundan sonra. Amcan burada, üzülme. Seni yalnız buldular öyle mi? Bundan sonra kapında Hamza olacak. Hiç üzülme. Ben varken yemin olsun ki kimse bundan sonra Mekke'de senin kılına zarar vermeyecek. Vereceklerin başına ben güneş gibi inerim başlarına. Toz duman ederim onları. Seni yalnız mı buldular? Sen kardeşimin oğlusun. Seni yalnız mı buldular? Ben Abdullah'ın kemiklerini ben çiğnetmem. Muhammed korkma. Amcan bundan sonra senin yanında. Allah'ın Resulü hiç oralı bile değildir. Başı önünde, sessiz ve sakin. Hazreti Hamza döner. Ebu Cehil'in yüzünü kanattım. Hiç mi sevinmedin? İntikamımı aldım. Hiç mi yüzün gülmez? Muhammed'im, niye bu kadar dalgınsın? Seni çok mu üzdüler? Sevinmen için ne yapmamı istersen söyle. Bir daha mı dönsem Mekke'ye, Kabe'yi başına mı yıksam? İşte o an Resulullah başını kaldırdı. Amca dedi, sevinmemi mi istiyorsun? Evet dedi. O zaman senden bir kelime istiyorum. Allah bir, sen onun elçisisin de. Kurtar kendini amcam, kurtar kendini. Bu kadar mı istiyorsun? Bu kadar istiyorum deyince, peki dedi, senin dediğin gibidir zaten. Allah bir, Muhammed onun Resuludur. Ben dün gece uzun uzun baktım. Güneşten sonra gecenin karanlığında yıldızlara baktım. Karanlık geceye baktım, ufka baktım. Allah ufka sığmayacak kadar büyüktür. Muhammed onu anladım. Allah şu Mekke'nin içine hapsettiğimiz putlarla ifade edilemeyecek kadar yücedir. Anladım Muhammed, senin dediğin doğru. Ben senin dinin üzerindeyim. Onun için Lamartin öyle diyordu. Bana hikaye anlatmayın diyordu Lamartin. Kimse Muhammed'in bir yalancı olduğunu söyleyemez. Okuma yazma bilmeyen bir adam Mekke'de çıkıyor ve daha ölmeden Arap Yarımadası'nı baştan aşağıya Müslüman ediyor. Bana hikaye anlatmayın. Kimse Muhammed'in bir yalancı olduğunu söyleyemez. Çünkü yeryüzünde hiçbir devrimci Muhammed'den daha büyük devrim yapamamıştır. Ne yazık ki Lamartin gibi, Carlyle gibi, binlerce Goethe gibi, Tolstoy gibi Batı'nın büyük devlerinin kabul ettiği Hazreti Muhammed gerçeğini hala içimizde bilmeyen cahiller olmaya devam ediyor. Ne kadar yazık, bin kez yazık. Muhammed o Muhammed, adı büyük, kendisi büyük, onu yazan harfler büyük. Onu yazan her harfe bin can feda. Onun mübarek yüzüne sarkan tek bir saç teline milyon kez Nihat Hoca ve benzerleri feda. Milyon kez, milyon kez başımız olsa bir büyük saidin Bediüzzaman'ın dediği ne kadar doğruydu. Başımdaki saçlarım kadar canım olsa. Aynı Abdullah bin Huzafe Es-Sehmi'nin dediği gibi başımdaki tüylerim kadar canım olsa her gün birini alsanız ben yine oh demem Muhammed'e yapabildim diyemem. Büyüyorlardı. Ondan bahseden yüceliyordu. Ya Rabbi ölünceye kadar ondan bahisten ayırma bizi.
gönül Muhammed dolu, yürek Muhammed dolu aleyhisselam. Şu ağız Muhammed dediğinde bir kıymet ifade eder. Onsuz geçen her saniye harap ve boş ve bomboş ve hiçbir mana ifade etmiyor. Mekke'de birdenbire bir atom bombası patlamış gibi evlerden evlere ses geliyor. Hamza Müslüman oldu. Ebu Cehil elindeki kılıcı hışımla yere atıyor. Lanet olsun diyor. En korktuğum buydu işte. Hamza Muhammed'in arkasındaysa Muhammed'ten çekeceğimiz var. Bu adamla baş edilmez ki. Bu adam bir bela diyordu Hazreti Hamza'dan bahsederken. Şu adam kim Hamza'nın önünde durabilir? Kim? Başımız şimdi belada. Dönüyordu Veli, dönüyordu Şeybe, dönüyordu başkası diyorlardı ki biz demedik mi gitmeyin Muhammed'in üstüne, onu mazlum duruma düşürmeyin. Salat ve selam Nebi'ye. Salat ve selam. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.